Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akbıyık. Bugün size Java dersinde bir sayıların döngü içerisinde nasıl yapıldığını gösteren bir program anlatacağım. Hemen Java programımızı açıyoruz. Ben daha önceden açmışım zaten. Hemen kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Deneme. Ben deneme adında klasör açtım. O yüzden buranın da aynı isim olması gerekiyor. Hemen programımızı hızlı şekilde yazmaya başlıyoruz. Ben yazdıkça size gerekli detayları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ana kodları hemen yazıyorum. String arguments. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar for diye belirttiğimiz zaman genelde sayıların bir döngü içerisinde nasıl gösterileceğini Java programında yaparken kullanıyoruz. Bunun önceliğinde integer dediğimiz zaman sayı geleceğini bilmemiz gerekiyor. I yazdığımız zaman arkadaşlar satır, J yazdığımız zaman da sütun olması gerekiyor. O yüzden i dediğim zaman i eşittir 10 dedim. Yani satırımızdaki oluşturacağımız sayı grubu 10'dan başlayacak. Ve 50'ye kadar olacak ama 50 değil. 50'den küçük, yani 49'da bitecek şekilde yapacağız arkadaşlar. Burayı da artı dediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde göstereyim. İ artı burayı yapıyorum. Yani 10, ondan sonra artı bir sayı artarak devam edeceğini anlamına gelmektedir. Kapatalım da. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi sütunumuzu belirtiyoruz. Integer. J ile belirtiyoruz. Genelde Java'da hep standarttır bu. I satır, J de sütun olarak belirtilir. Şimdi sıfır diyoruz arkadaşlar. Sıfır diyoruz. Arkadaşlar J ondan küçük diye gözüküyor. Yani bu satırımızla sütunumuzun çok uyumlu bir şekilde ayarlanmamız gerekiyor. Bunu 10 yaptığımız için J'nin de ondan küçük olmaması lazım. O yüzden yani sütunumuz J küçük 10 dedik. Yani 10'dan büyük olmaması lazım yani. Azıcık da daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bunu da kapatıyoruz. Şimdi integer diyordu arkadaşlar. Integer R diyoruz. Satır artı sütun diyoruz buraya. System out print. Print align olsaydı bir alt satıra inecekti. Sadece print dediğimiz için aynı satırda gösteriyor. Bu kısaca belirtelim arkadaşlar. Evet. Ve kapatıyoruz arkadaşlar şimdi yazdığımız kodu. Tekrar system out print. Helen diyordu arkadaş. Bir alttaki satıra inecek. Bir alttaki satırda bize gösterecek yazılanları. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Programı bitirdik. Hemen size sonucu göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 ile başlayıp yani 50'den küçük, yani 49'a kadar olacak şekilde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bir satırda 10 tane sayı olacak arkadaşlar. Ondan fazla olamaz. Zaten burada belirtmiştik. Ondan başlayacak. Satır 10 sayı olacak. Bu şekilde. 10 büyüyor.
10, 20, 30, 40. Arkadaşlar bu 10-10 büyüyor anlamını gelmektedir. İ artı dediğimiz zaman 10-10 büyüyecek. 10, 20, 30, 40 satırımız. Sütun kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Artı artı dediğimiz zaman bir sayı bir sayı 10, 11, 12 bu şekilde. Bunlar da sütun olarak ilerliyor. Evet arkadaşlar. Java programında sayı döngüsü oluşturmak bu şekilde. Biraz karmaşık gözüküyor ama arkadaşlar burada önemli olan i'nin satır, j'nin sütun olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra başlangıç sayısıyla bitiş sayısının arasındaki denklemi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Burada hata oluşturduğu zaman programın çalışmasında problem yaşayabilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.